Değerli basın mensupları Günlük değerlendirme Toplantımızı bir kez daha İstanbul İl Başkanlığımızdan Gerçekleştiriyoruz İstanbul İl Başkanımıza İl Yönetimize ve Açıklamamıza katılan değerli milletvekillerimize Bir kez daha teşekkür ediyoruz Dün Milli Eğitim Bakanlığının EBA sistemi Bütün Türkiye'nin bütün dünyanın Gözü önünde çöktü Uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanı daha 18 Eylül günü Türkiye uzaktan eğitim konusunda dünyadaki 3 ila 5 ülkeden bir tanesi demişti. EBA sistemi sökünce Ziya Selçuk akıllara ziyan bir şekilde biz hepimiz endişeliyken üzülüyorken durumdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dedi ki demek ki sistemimize ilgi yoğun o yüzden çöküyor ve dünyada başka internet sitelerinin de çöktüğünü söyledi. Bir internet sitesinin editörü yaptığı bir içerikten dolayı bütün dünyadan çok ilgi geldiğini ve sistemin çöktüğünü söyleyebilir. Çünkü o ne kadar çok kişi gelse o kadar iyi der ve ne kadar kişi geldiğini bilmez. Çok kişinin o sisteme yönelmesini ister. Ama bir ülkenin Milli Eğitim Bakanı böyle bir söz söyleyemez. Hele hele 6 aydır 23 Mart gününden itibaren EBA devredeyken uzaktan eğitimle ilgili çalışmalar yapılıyorken ve kaç öğrencinin gireceği son tanesine kadar belliyken bizim sistemimize çok kişi geldi çok memnunuz denmez. Zaten o kişilerin geleceği belli. Sizin için bir sürpriz varsa bu gerçekten yaptığı işten bir haber olmayı kanıtlayan bir durumdur. Sürpriz olan bugünkü Ziya Selçuk gibi milli eğitimi daha doğrusu eğitimi sadece paralı eğitim, özel okul işletmeciliği düzeyinde bilen, tanıyan ve geldiği günden itibaren bir takım çevrelerin kendisiyle ilgili bazı umutlar ifade etmesinden sonra onların bile güvendiği dağlara kar yağdıran Türkiye açısından da AKP'nin her Milli Eğitim Bakanı'nda olduğu gibi patanaj yapan, savrulan, çöken sistemler ve arkasından yine AKP'nin dile getirdiği milli eğitimdeki reform talepleri. Bu bakanda da durum değişik olmamıştır. 18 yıl boyunca en çok bakan değiştirilen bakanlıkta son gelen bakan özel eğitimi çok iyi bildiği için şirket yönetir gibi yönetilecek olan ülkeye Milli Eğitim Bakanı yapılan bakan bu işi de eline yüzüne bulaştırmıştır. Geldiğimiz nokta bir fecaattir. Geldiğimiz nokta bir utanç durumudur. Tabi bu durumda bir noktayı hatırlatmak ve bir çağrıyı tekrarlamak durumundayız. O da şu anda Türkiye'de hani EBA çöktü ya EBA çalışsa da EBA'ya ulaşamayanlar var. Bir buçuk milyon çocuğun uzaktan eğitime erişimi yok. Bunu kim söylüyor? Milli Eğitim Bakanlığı söylüyor. Örneğin Eğitim Sen gibi bu alanda örgütlü sendikalar gerçek rakamın bunun üç katına yakın olduğunu ifade ediyorlar. Ama Velev ki milli eğitimin rakamları doğru olsun. Bir buçuk milyon çocuğun uzaktan eğitime erişimi yok. Yani televizyonu yok ya da interneti yok. Bir şekilde uzaktan eğitimden yararlanamıyor. Bu öğrenci sayısının yüzde sekizi özel okulları bir kenara çıkarınca devlet okullarında yüzde onuna denk geliyor. İki buçuk milyon öğrencinin evinde ise 6 kişi var. Yani uzmanların ifadelerine göre bu çokluğu kardeşi ifade ediyor ve aynı anda EBA'dan yararlanmak için birden çok aygıta ihtiyaç var. Yani bu durum çok sayıda öğrencinin ama en az bir buçuk milyon öğrencinin tamamen yararlanamadığı iki buçuk milyon öğrencinin de etkin olarak bu eğitimden yararlanamadığı söyleniyor. Şimdi burada sorumluluk kimde? Uzaktan eğitime geçeceksiniz. Bazı çocuklar yararlanacak ama iki buçuk milyon çocuk yararlanamayacak. Dün daha önce hep ifade ettiğimiz bağışıklıkta sınıf bağışıklığı uygulayan devlet eğitimde de sınıfsal bir ayrım yapmaktadır ve düşük gelir seviyesindeki çocukları eğitimin dışında bırakmaktadır. Buna çözümü geçen hafta yaptığı basın toplantısıyla Sayın Genel Başkanımız ifade etti. Tekrar ediyoruz ve altını çiziyoruz. Kıskançlık yapmayın. Çocukların eğitimini siyasi çıkarların arkasına atmayın. İzin verin CHP'li belediyeler. Çünkü izin verindiriyoruz çünkü yokluğun yoksulluğun kol gezdiği dönemde Büyükşehir belediyelerimizin yaptığı çağrıyla Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çağrı ve Sayın Mansur Yavaşı'n yaptığı çağrılara saatler içinde milyon TL'ler akmıştı. O paralar ihtiyaç sahibinin çocuğunun kursağından geçecekti paralara el koydular. İzin vermediler, Şimdi de benzer bir şey yeltenmek üzereler. O yüzden buradan sesleniyoruz. İzin verin. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, 11 büyükşehir belediye başkanımız, il belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız bir çağrı yapsınlar. Bu televizyonsuz evlere belediyelerimizin imkanınca biz yapacağız bu yardımı. Yetişemediğimiz yerde çocuklar için eğitim eşitliğine önem veren ve bizim sözümüze değer veren binler, on binler, milyonlar bu çağrıya cevap verecekler ve biz bu işi birkaç gün içinde çözeriz. Siz çözemezsiniz. Çünkü sizin eğitimle ilgili kaygınız yok, siyasetle ilgili kaygınız var. Ama biz ve bizim sözümüze değer verenler bu sorunu günler içinde çözerler. Televizyonsuz ev bırakmayız. İnternetsiz çocuk bırakmayız. Yeter ki bu dayanışmaya izin verilsin. Ama CHP'li belediyelerin çağrılarına Halkın verdiği büyük destek birilerini ürkütüyor. Bu tek adam rejimi yardımı da yapan tek adam olsun. Eğitimi de veren tek adam olsun. Ama yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz. Açın önümüzü çözelim bunu. Yok siz yapmazsanız bugünlerin hesabını milletimiz çocuğuna televizyon gelmesini engellediğiniz anneler babalar günü gelince sizden sorarlar. Bir diğer konu yine eğitimle ilgili. Sayın Bakan'a şunu hatırlatmak lazım. Tamam siz özel okulcusunuz. Parası olanın parasını bakıp basıp en iyi eğitimi aldığı yerden geliyorsunuz. O yüzden belki devlet okullarındaki sorunları görmezden geliyorsunuz da. Sayın Bakan, burada uzaktan eğitim dendiğinde özel eğitimdeki çocukları hiç düşünüyor musunuz? Özel eğitimdeki çocuklar ne olacak? Engelli çocuklara bugünkü şartlarda Mağdur olmadan, eğitimden geri kalmadan nasıl bir katkı sağlayacaksınız? Bu projenizi, bu çalışmanızı hiç duymadık, hiç görmedik. Peki özel eğitimdeki çocuklar, engelli çocuklarımızın dışında sanat liseleri, spor liseleri onlara uzaktan eğitim veriyormuş gibi mi yapacaksınız? Bu konularda Sayın Bakan'ın kamuoyunun karşısına geçip tatmin edici açıklamalarda bulunması ve paydaşlarla birlikte çalışması gerekiyor. Bu konuda eğitim alanında örgütlü sendikaların önerilerini dikkate alın. Veli derneklerinin, okul aile birliklerinin dayanışma taleplerini ciddiye alın. Yerel yönetimlerin ve muhalefet partilerinin katkı sağlama noktasındaki gayretlerini görün, önerilerini dikkate alın. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz. Son olarak da bu eğitimi yapboz tahtasına çeviren Adalet ve Kalkınma Partisi biraz önce de ifade ettim 18 yıl boyunca en çok bakan değiştirdikleri milli eğitim alanı ve her seferinde eğitimde reform bunlardan bir tanesi 4 artı 4 artı 4'tü biliyorsunuz. Meclisi de milletin vekillerini döve döve tekme tokat geçirdiler. Fatih projesi dediler. Bu sene 4 artı 4'ün geldiğimiz noktada Yarattığı mağdurlar bu sene o gün ilkokula başlamış, bugün liseye yerleştirilmeyi bekleyen çocuklardı. Kontenjan sorununu hep birlikte yaşadık. Ve şimdi Fatih projesinde demiştiniz ki bugüne geldiğimizde 81 ilde 47.300 okula fiber internet sağlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığının bugünkü verisi 13.489 okula sağlanmış. Yani o anlata anlata bitiremediğiniz Fatih projesi eğitim alanında nasıl çöktüyse tablet dağıtma alanında nasıl Türkiye'yi kullanamayan çöplük tabletler haline getirdiyse aynı zamanda evde olmayan altyapı sende var mı diye baksan yani bu çocuklar okula gitse de internete okuldan erişse desen olmayan öğrencilerimizi okuldaki seyreltilmiş sınıflara alalım desen 47 bin okulda yapacağım dediğin işi daha 13.500 okulda yapamamışsınız bunu ifade etmek gerekiyor. Bir diğer gündemimiz dün Sayın Genel Başkanımız Türk Tabipleri Birliği'ne ziyarette bulundu. Türk Tabipleri Birliği'nin durumdan duyduğu memnuniyet, verilen destekten duyduğu memnuniyet ve sağlık emekçilerinin bu konudaki olumlu tepkilerini hep birlikte memnuniyetle not ettik. Zaten bugün onlara en çok verilecek destek moral destektir. Onlar da onu istiyorlar. Emeklerinin görülmesini istiyorlar. Bu konudaki saldırılardan da rahatsız oluyorlar. Ve 16 Eylül günü Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısı üzerine siyah kurdela takmayı zehirli ve zillet bir komple olarak nitelendirmişti. Dün de anılan partinin genel sekreteri, Sayın Genel Başkanımıza takılan kurdeleyi utanç nişanesi olarak nitelendirmiş. Tabii bu sözlere sağlık emekçilerinden çok ciddi tepkiler gelince Sayın Bahçeli hem dünden önce hem dün efendim biz TTB ile sağlık emekçilerini ayırıyoruz. Biz TTB'ye kızdık. Sözlerimiz onadır diyerek gelen tepkileri yumuşatmaya çalışıyor. Bir pişmanlık ve bir geri vites, bir U dönüş yapmaya çalışıyor. Ama halen daha partisinin sözcüleri de utanç nişanesi diyorlar siyah kurdeleye. Kendisi de zehirli komplo diyor. Zillet işi diyor ve TTB kapatılmalıdır diyor. Sayın Bahçeli TTB dedi ki kurdele takın. Sen de dedin ki bu zillet işi. Ertesi gün 81 ilden tüm hastanelerden tüm sağlık ocaklarından istisnasız tüm sağlık emekçilerinden o siyah kurdelerin resmi geldi. Bu size verilmiş en iyi cevap. Buradan sonra artık birisi susacaksa kapatılacaksa MHP'de bu sözleri söyleyen ağızlar kapanacak. Biri konuşacaksa artık TTB konuşacak. Zaten tüm seçimlerine yüksek oranla doktorlar katılıyor. Onlar tabip odalarını ve Ankara delegelerini tabip odalarının Ankara Delegeli tam katılımla gidip Türk Tabipler Birliği'ni seçiyorlar. Şimdi bir kez buradaki meşruiyeti görmeyip saldırdınız. Bir referandum yapıldı resmen. Milletin gözünün önünde. TTB dedi ki siyah kurdele takın. Siz dediniz ki takarsanız illettir zillettir. Taktı mı hepsi? Hangi partili olursa olsun. AK Partili, MHP'li, CHP'li, HDP'li, İYİ Partili, partisiz her görüşten sağlık emekçisi kurdeleyi taktı mı? Taktı. Bu su demektir. Artık susacaksınız. Sağlık emekçi var ya o meşhur hemşire hanımın fotoğrafı. MHP'ye ve sözcülerine sağlık emekçisi susun diyor. Bir faydanız yok bari gölge etmeyin. Bizi huzursuz etmeyin. Bize saldırmayın diyorlar. Ve bizim yerimize konuşacak olan TTB'dir. Onun çağrısıyla kurdelemi taktım diyorlar. Onların çağrısıyla konuşacak olan Türk Hemşireler Derneği'dir. Onların çağrısıyla konuşacak olan sağlık alanında örgütlü sendikalardır. Ve eczacılar için konuşacak olan Türk Eczacıları Birliği'dir. Her gün eczacılarımız, kalfalarımız eczanelerinde korona mücadelesinde hastalığa yakalanıyor, tedavi olanlar oluyor, hayatını kaybedenler oluyor. Hepimizin içi yanıyor. Ve siz yönetemediğiniz maske işini eczacılara... Şimdi yönetemeyeceğiniz grip işini eczacılara ve hedef gösterdiğiniz sağlıkçıları linç etmeye kalkan birileri var. Artık bu kötü dili, bu zehirli dili terk edin. Hem iktidarın destekçisi sözde troller kullandıkları robot hesaplar üzerinden yaptıkları saldırılar yetti, hem de MHP'nin açık açık yaptığı bu saldırılar artık yetti. Bugün gazetelerin manşetlerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kast ederek bu şiddeti durdurun manşetleri neredeyse ortak manşet olmuş merkez medyada. Bu önemli. Bu konuda reçete kimde? Reçete hastalığa reçete yazanlar kimse onların elinde. Doktorlar, tabipler, hemşireler ve diğer sağlık emekçileri meclisten pandeminin başında bu işler daha kötüye gidecek hekime karşı, sağlık emekçilerine karşı şiddet yasasını dediğimiz gibi çıkarın diye ortaya bir öneri koydular. Biz Cumhuriyet Halk Partisi altını imzaladık, komisyona yolladık. Komisyonu toplamak yerine Sağlık Bakanlarının talebini de dinlemek yerine ki onlar TTB ile Sağlık Bakanının önerileri çok benziyordu. Bir torba yasan içine bir tane maddecik yasak sağmak için yazdılar. Sonra da çıktılar. Hekime karşı şiddeti biz hallettik dediler. Hallolmamış. Anlaşılıyor ki hallolmamış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimi çağrısıdır. Hekime karşı şiddet konusunda meclis açıldığında hep birlikte ilk olarak bunu görüşelim. Bu sefer hekimler, hemşireler, sağlık emekçileri, eczacılar nasıl bir yasa istiyorlarsa öyle bir yasayı hep birlikte çıkaralım. Çünkü biz yaptık oldu dediğiniz yasanın olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin dün konuşan genel sekreteri Sayın Genel Başkan'ın bir sonraki ziyaretiyle ilgili Kandil'e ne zaman gidecek? Bu ziyaret seçimden önce olduğu gibi gizli mi olacak diye iftira dolu, bühtan dolu, hadsizce bir açıklamada bulunmuş. Ona söyleyeceğimiz tek söz var. Tek söz. Kandil'in yolunu arıyorsanız o yolu size kayıtsız şartsız bakansız manasız destek verdiğiniz büyük ortak gösterir. Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanmazdan önce sizin büyük ortak İmralı'ya adam yollayıp oradan mektup getirip devletin ajanslarını okuttu. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu İstanbul'u Millet İttifakı, İstanbul'u İstanbul'un Gönül İttifakı kazanmasın diye sizinkiler Erbil'e TRT kamerası yollayıp kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'a mikrofon tuttu. Şimdi büyük büyük laflarla hadsiz hadsiz konuşan MHP'nin genel sekreteri önce dönsün de desteğini esirgemedikleri bir sonraki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı göstermeyip aynen destekleyecekleri AKP siyasetinin Kandil'in yolunu ne kadar iyi bildiğini bir dönsün hatırlasın. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne iftira atsın. Değerli basın mensupları damat bey işaretlerini veriyordu. Diyordu ki tüketici güven endeksinde bir artış bekliyoruz. Tüketiciye bakınca bir güven falan duymadığı ortadaydı da bakalım dedik Sonradan nasıl bir manipülasyon, nasıl bir e, rakamlarda e, değişiklik yapmak üzerine bir beceri sergileyecekler. TÜİK tabii yapmış olduğu çalışmalarla her geçen gün kendini aşıyor. TÜİK'in görevlerinden bir tanesi tüketici güven endeksini açıklamak. Tüketici güven endeksini açıklamadan hemen önce tüketici güven endeksini oluşturan bazı ölçütleri endeksten çıkarmışlar. Neyi çıkarmışlar? İşsizlik beklentisine bakıyorlarmış onu çıkarmışlar. Tasarruf ihtimali diye bir başlık varmış onu çıkarmışlar. Ve tüketici güven endeksini 82 puan olarak açıklamışlar. Şimdi bir anda 21 puanlık bir artış ama geçen yılki gibi hesaplansa geçen ayki gibi hesaplansa aslında rakam 62. Bu ikisini çıkarınca 82 oluyor ve tüketicinin güveninde artış ver diye müjdeler veriyorlar. Bir kez şunu hatırlatalım. Tüketici güven endeksi 100'ün altındaysa güvensizlik olarak ifade edilir. Yani 100 tam güven 100 üzerinden gibi düşünülmesin. Bu yüzde 82 değil. Tüketici güven endeksi 80'se de güvensizlik var. 60'sa ağır güvensizlik var. Güveniyorsa 140-150 çıkacak. Tüketici güvenmiyor bunu yüzdeymiş gibi ifade ediyorlar ve rakamları değiştirerek. Bu Berat Albayrak eğer tıp doktoru olsa şöyle bir durum olacak. Hemşire hanım gelecek diyecek ki hastamızın tansiyonu düştü 6'ya. Bunu 8'e çıkarmamız lazım. Sağlıklı hastanın tansiyonu 8 olur. Berat Bey diyecek ki tansiyon aletin ayarını değiştirin. Veya hastanın tansiyonu 20'ye çıkmış. 13'e nasıl düşüreceğiz doktor bey? Aletin ayarını değiştirin. Şimdi böyle yaparsanız o hastanın iyi olmayacağını o hasta hariç herkes biliyor hastanede. Ayarları değiştiriyorlar, çıkan rakamları da rakamlarda iyileşme var diyorlar. Sen hastanın tansiyonunu iyileştir, sen hastanın şikayetlerini gider o kendi kendine düşer. Ama bu tansiyon aletinin kalibresiyle oynayarak hastanın tansiyonunu düşürmeye çalışmak hastayı kandırmaktan, yakınlarını kandırmaktan hastayı ölüme terk etmekten başka bir şey değildir. Ve Berat Bey'i görünce verdiği rakamlara, tüye verdiği talimattan sonra çıkan rakamlara inanmış, kıkır kıkır seviniyor, gülüyor. Bu şey gibi iki arkadaş yolda karşılaşmışlar, biri çok üzgün. Ne oldu demiş, arabamı satacağım satamıyorum. Neden? 200 bin kilometrede kimse almıyor demiş. Kolay demiş, götürmüşler bir ustaya. Kilometre ayarını değiştirmişler. 20 bine indirmişler. Ertesi gün gülerek gelince arkadaş, demiş ki sattın mı arabayı? Ya satar mıyım? 20 bin kilometrede devam etmiş. Yepyeni arabayı niye satayım demiş. Berat Bey'in sevinci de böyle Sevinç. Tüyün hesaplama yöntemini değiştirip sonra çıkan rakamlara gülümsüyor. Sayın basın mensupları dün Adalet Bakanı Abdullah Gül Türkiye Adalet Akademisi'nde yaptığı bir konuşmada çok önemli cümleler söyledi. Diyor ki: "Adeta bir tribün, tribün amigosu gibi beğenmediği kararlar karşısında yargı mensuplarını hedef gösterme cüretini kimse kendisinde bulmamalıdır." Bu lafları herhalde Özgür Özel'e söylemiyor ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na. Mahkeme kararını beğenmeyen, beğenmediği mahkeme kararlarına karşı başka mahkemelerden kararlar aldıranlar Herhalde bunlar bizler değiliz. Süleyman Soylu'nun geçen haftaki tabi Abdülhamit Gül ile Süleyman Soylu arasındaki derin çelişki biliniyor. Derin çekişme biliniyor. Ama Süleyman Soylu'nun anayasa mahkemesine yapmış olduğu iki farklı karardan sonra gösterdiği tepki eleştirili sınırlarını açıp kendi görevinde emrinde olan koruma polislerini anayasa mahkemesine hadi istemesene hadi bisikletle işine gitsene diyerek aslında seni korumazsan başına ne geliri söyleyen ve kendisinin görevini yapmama durumunu anayasa mahkemesine hatırlatan tehdit diline Abdülhamit Gül tepki gösteriyor. Elbette Süleyman Soylu Ankara'nın sokaklarının bisikletle gezilemeyecek kadar bir anayasa mahkemesi başkanı için güvensiz olduğunu itiraf ediyor ama... O korumaları çekersek halin nice olur diyor. Abdülhamit Gül doğru bir tepki göstermiş. Ama Abdülhamit Gül'e şunu da söylemek lazım. Mahkeme kararını beğenmemek dendiğinde Osman Kavala mahkemede iddianame okundu. Avukatlar açıkladı. Bunlar FETÖ'cülerin iddiaları dedi. Bunları ispatlayamadılar dedi. Hadi ispatlayın dediler. Örneğin Osman Kavala'nın Gezi'de yurt dışından 850 tane pizza sipariş ettiğini yazmış. FETÖ'cü savcı zamanında. O tabi ona yurt dışından bir fatura uydururdu FETÖ. Devam ediyor olsaydı yargıdaki etkinliği. Ama yeni saray düzeninin FETÖ'cü savcısı da almış kopyalayıp yapıştırmış. Diyorlar ki 850 pizza nerede faturayı görelim bir kanıt görelim yok. Çöktü 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 iddianame. Mahkeme Tamamen beraat verdi. Osman Kavala serbest bırakılacakken açıklama yaptı. Onu öyle bırakmam, beraat ettirmeye çalışıyorlar dedi. Kabul etmedi ve bir başka dosyadan tutuklatarak içeride tutuyor. Abdülhamit Gül birilerinin mahkeme kararını beğenmemesine tepki gösterirken Süleyman Soylu'ya söylediği söz de sonuna kadar haklıdır. Tamamen haklıdır. Hepimiz arkasındayız. Ama esas balığın baştan koktuğunu, Abdülhamit Gül'ün rahatsız olduğu İstanbul grubunun da pelikanlar ve pelikanların saraydaki uzantıları tarafından yönlendirildiğini ve yönetildiğini de unutmamalıdır. Yargı bağımsız olacaksa herkesten bağımsız olacak. Sadece Süleyman Soylu'dan bağımsız olması yetmez. Saraydan da bağımsız olacak. Hepimiz biliyoruz ki bu bağımsızlığın önündeki en büyük engel 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğidir. O gün o hal şartlarında ve orantısız devlet gücünü kullanarak maddi manevi kıl payı geçen anayasa değişikliği bugün milletin önüne gelse yüzde yetmiş hayırdır. Bütün araştırmalar, bütün çalışmalar bunu göstermektedir. Bütün anketler bunu göstermektedir. Son olarak Ömer Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü Dün yine bir saate yakın bir basın toplantısı yaptı. Görevimiz icabı dikkatle dinledik. Her şeyi konuştun. Ama Reza Zarrab'ın Türkiye'de dağıttığı rüşvetlerin aleni şekilde bomba gibi dünya kamuoyuna düştüğü meseleyi hiç konuşmadı. Şimdi bir daha hatırlatalım Ömer Bey. Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesi resmi kurum. Bir istihbarat birimi var. Dünyadaki kara para hareketlerini inceliyor ve bu konuda 99-2017 arası yazılmış objektif raporları 400 bağımsız gazeteciye vermiş. Demişler ki alın çalışın. Ve bu gazetecilerin ortaya koyduğu tablo Türkiye'ye özel değil. Bütün dünyada 2 trilyon dolarlık kara para hareketi var. Ve 20 tane Azılı suçlu var. Kara para işini yöneten. Bunlardan biri Reza Zarrab. Diğer 19'u öbür ülkeleri ilgilendiriyor ve o ülkeler bu konuyu manşetlerden tartışıyorlar. Manşetlerden. Ve Reza Zarrab Türkiye'yi ilgilendiriyor, İran'ı ve Amerika'yı ilgilendiriyor. Reza Zarrab bu raporlar incelendiğinde Türkiye'de 538 şüpheli işlem var. 70 milyon dolar şüpheli havale 71 milyon dolar dışarıya şüpheli havale. Yani bazı paralar geliyor, bazı paralar da yurt dışındaki hesaplara gidiyor. Zarrab'ın kuruyesi Adem Karahan hepinizin çok yakından tanıdığı Adem Karahan Türkiye'de yaptıkları 20 milyar dolarlık işin %4'lük payını 800 milyon dolarını Türkiye'de rüşvet olarak dağıttıklarını açıklıyor. Ve bu konuda Ömer Çelik'in ağzını bıçak açmıyor. Bu rüşveti alanlardan örneğin bir tanesini biliyoruz. Sayın Erdoğan tarafından büyük elçi olarak taltif edildi. Türkiye'yi yurt dışında maalesef makam arabasında Türk bayrağıyla yurt dışında temsil ediyor beyefendi. Türkiye'de bakaralar makaralar okuyoruz diye dini değerlerle alay edenler, telefonda kıkır kıkır rüşvet alanlar, Türk devletini temsil ediyor. Ama bu 800 milyon dolarlık rüşvet bu iktidar döneminde dağıtıldı. Bu konuda hiçbir çalışma, hiçbir adım atılmayacak mı? Her şeye cevap veren Ömer Çelik. Söylediğimiz sözleri bazen bu hafta unutunca 10 gün sonra kendisine soru sordurtup cevap veren Ömer Çelik ortaya çıkan ve dünyayı sarsan bu meselede ne diyor? Utanıyoruz. Bütün dünya bu kara para hareketine karşı ülkesindeki meselenin üstüne gidiyor bizimkiler susuyor neden çünkü alınan rüşvet verilen rüşvet bu dönemde verilmiş ve bunun üstüne gitmiyorlar Ömer Bey'in dikkatini çeker mi o dosyada bir şey daha var söyleyeyim herhalde dikkatini çekip de hiç konuşamayacakları kısım da orasıdır bu dağıtılan rüşvetin yüzde onunu bir tek kişiye vermişler biz o bir tek kişiyi merak ediyoruz o bir tek kişiyi, bu tek adam yönetimi herhalde o bir tek kişiyle ilgili bir adım atar değil mi? Atamaz mı? Atamazsa günü gelince o adımı atarlar. Bunu bilsinler. Onun dışında Sayın Ömer Çelik'in dış politika konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelttiği eleştiriler gerçekten kara mizah neteliğinde. Diyor ki, sırf muhalefet yapmak için dış politikada eleştiri yapıyormuşuz. Ve diyor ki, CHP dış politika konusunda tutarsız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin geleneksel dış politikasını temsil eder. Geldiğiniz gün monşeller diplomasisi diye reddettiğiniz, Türkiye'nin hariciye geleneğinin birikimlerini elinizin tersiyle ettiniz. Biz şirket yönetir gibi yönetip aslan gibi pazarlık yapacağız dediniz. Etrafımızda bir tane dostumuz kalmadı. Bütün dünya karşımızda buna da değerli yalnızlık dediniz. Yani biz yalnızlaştık dedik, siz de değerli yalnızlık dediniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneksel dış politikasında komşunun iç işlerine karışmak yok dedik, karıştınız. Komşunun toprak bütünlüğünü savunmak var dedik, savunmadınız, parçalanmasını umdunuz. Komşudaki devlet dışı unsurlara destek değil, muhatap kabul edilmez dedik. Silah yolladınız, para yolladınız, eğittiniz, donattınız. Suriye'yi mahvettiniz. Bütün ilişkileri tarumar ettiniz. Mısır gibi geleneksel olarak Yunanistan'a bizden fersa fersa uzakta olan bir ülkeyle diplomasiyi terk ettiniz. Mısır'la Yunanistan'ı dost edip çıkarlarımızı zedelediniz. Biz bunu eleştirince de dönüp bize darbecilerle saf tutuyor dediniz Mısır'da. Bize tutarsız diyen Ömer Çelik dün açıklıyor. Mısır'la temaslar başladı diye. Hani siz saf tutmazdınız? Biz biz söyleyince darbecileri destekliyor diyorsunuz. Sonra da tutarsız CHP oluyor. Siz o darbecilerle saf tutmayız dediğinize Mısır'la diplomasi ve diyalog yollarını başlattık diyorsunuz. Daha biz size ne söyleyelim? Ve Ömerçelik konuşmasında Türkiye büyük bir devlettir diyor. Buna bir itiraz yok. Onlara rağmen de büyük kalmaya devam edecek. Türkiye büyük bir devlet aklıyla bölgesel barışın sorumluluğunu üstlenmiş diye devam ediyor. Ama burada o büyük devletin aklından eser yok Ömer Bey. Ortada parlamentoya verilmiş bir bilgi yok. Ortada ana muhalefet partisini bilgilendirmek yok. Dış politikada bir hassasiyet göstermek yok. Dış politika konusunda kadim dış politika geleneğine bu geleneğin mimarlarının uyarılarına kulak vermek yok. Dönüp dolaşıp şirket gibi devlet yönetmekle övünüp Türkiye'yi dünyada yalnızlaştırmak var. Ve sonra da Dışişleri Bakanının ağzından bu ülkenin kurucu kadrolarına Lozan'ı yapanları eleştirip bu eleştiriden birkaç gün sonra da Lozan'a atıf yaparak NAVTEX ilan edip bununla övünmek var. Siz bugün Ege'de Gemilerimiz için Navtex ilan edebiliyorsanız o sularda onlarda Lozan'da mavi vatanı koruyan geçmişte sizin çok övündüğünüz şahsiyetlerin Ege'yi Akdeniz'e donanma çıkarmayıp çeşitli kişisel eksikliklerinden donanmayı halice hapsedip başta Kıbrıs 12 adaları fiilen elden çıkaranların kusurlarına karşı Lozan'da verilen büyük mücadele ve elde edilen kazanımlar var. Ama tutup Lozan'ı atıfla Navtex ilan edip sonra Lozan'ı imzalayanları iç politikaya malzeme etmekte devlet aklından nasibini almamış birilerinin yapacağı bir iştir. Bunu söylemek gerekiyor. Benim değerlendirmelerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabiliriz e, aynı kaynaktan besleniyorlar. Bunun nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Bir de yalan makinesine bağlanmalıdır. Şimdi Türk Tabipleri Birliği'yle Cumhuriyet Halk Partisi aynı kaynaktan beslenir. Türk Tabipleri Birliği gücünü sağlık emekçilerinin kullandığı oylardan alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de o sağlık emekçinin önemli bir kısmından oy alıyor ama oy alsın almasın hepsine birden destek veriyor. Kişisel veya partisel bir husumetlendi hiçbirine yaklaşmıyoruz. Sağlık emekçilerinde her siyasetten insan var. Hepsinin alnından öpüyoruz biz. Hepsinin arkasındayız. Hepsinin sonuna kadar yanındayız. Devlet Bahçeli gibi bu kriz döneminde, bu salgın döneminde bile sağlık emekçisine bakıp onu siyasete göre kategorize edenler kazanamadığı tabip odası seçiminin azımsızlığıyla tabip odalarına Türk Tabipleri Birliği'ne saldıranlara geçen ay yaptıkları işi hatırlatırız. Ne oldu? Baroları böleceğiz, parçalacağız, yok edeceğiz. İstanbul balasını ittir kaktır. Aslında hiçbir baroya kaydı olmayan kamu avukatlarını baskı yaparak baro kurma sınırına geliyorlar. Onun da süresi doldu dolmadı tartışmalı. Ankara'da ne oldu? 400 imzada kaldılar. Yani Devlet Bahçeli ile Adalet ve Kalkınma Partisi akademik meslek örgütlerine saldırmanın şehvetini bir yana şimdi otursunlar şapkayı önlerine koyup nasıl bir tokat yedik nasıl bir demokrasi tokatı yedik avukatlardan onu düşürsünler. Türk Tabipleri Birliği siyaseten kategorize edilebilecek günlerde değil. Bütün sağlık emekçilerini birlikte kucaklamak lazım. Bunun dışında yalan makinesi meselesi varsa bir yalan makinesi herhalde bugünlerde icat olmadı neredeyse 50-60 yıldır bir yalan makinesi gerçeği var. Bundan 5 yıl önceki Bahçeli'ye bağlasak yalan makinesini makine çatlamazsa namussuz. Ne diyordu? Herkesten cumhurbaşkanı olur bir tek senden olmaz Recep Tayyip Erdoğan diyordu. Bütün diyordu AK Partilileri. Biz mesela böyle bir dil kullanmayız. Biz AK Parti'nin temsilcileriyle siyasetçileriyle muhatap oluruz. Ama bütün AK Partilileri Haliç'e bastırsam İstanbul'un bütün diyordu o markalarını da söylüyordu ben söylemeyeyim. Bulaşık ve temizlik deterjanlarını Haliç'e döksem. Üç suyu kasam arınmazsınız diyordu. Şimdi o AK Partililerin kayıtsız, şartsız, bakansız, izahsız destekçisi olmuş beyefendi. Sana kanun önünde hesap sormazsam namerdim Erdoğan diyordu. Şimdi hesap sormayı bırak iltifatların en güzellerini yapıyor. Dün tükürdükleri yüzü bugün öpenlere Yalan makinesini o gün bağlasaymışız bugüne kullanacak makine kalmazdı yanardı zaten. Bir tane de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili böyle bir şey çıkarsınlar da görelim. Kemal Kılıçdaroğlu dün neredeyse bugün aynı siyasi tutarlılıktadır. Biz seçmenimizden muhalefet edeceğiz saraya diye oy alıp sonra sarayın yediği olanlardan biz seçmenimizden bunları iktidardan indireceğiz diye oy alıp tökezlediğinde koltuk değneği olanlardan değiliz. Başka soru var mı? Buyurun. Var. Valiliğin bugünkü kararı doğru. Çünkü biz her türlü özgürlüğün arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir ülkede Cumhurbaşkanlığı konutunun önünde de eylem olur. Kamu düzenini bozmadıktan, tehlike saçmadıktan e, ve şiddet çağrıştırmadıktan sonra Başbakanlığın önünde de olur, İstanbul Büyükşehir'in önünde de olur. Kimin söyleyecek sözü varsa söylesin. Ama trajik olan aynı valilik iktidarı eleştirmek için iktidar yasak getirmiş ilk önce. Bütün toplantılar yasak demiş. Tiyatro, sergi, sanatsal faaliyet. Sonra Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu toplantısı için iki günlük kerteleme sonra bunu eleştirmek isteyen sanatçıya yasak diyorlar. Ama İBB'nin önünde olunca serbest oluyor. Sanatçılar protesto yapınca korona var. İBB'yi eleştirmek isteyen protestocular olunca korona yok. Ahlat'ta korona var tehlikeli. Dumlupınar'da korona. Ahlat'ta korona yok. Tehlike yok. Dumlupınar'a gelince korona var salgın var Giresun'da miting yapınca korona yok Anıt Anıtkabir'de tören yapınca korona var Ayasofya'da 350 bin kişi namaz kılınca korona yok Cumhuriyet Meydanı'nda 35 kişi çelenk koyacak mı korona var Bu çifte standardı millete şikayet ediyoruz başka bir şey yok Çok net olarak İstanbul Valiliği çifte standart yapmaktadır Çok net olarak İstanbul Büyükşehir'i eleştirmek İstanbul Büyükşehir'i bu eleştirilerden zarar göreceğini düşündükleri için partizanlık yapmaktadır. İstanbul valisi devlet adamı değil, AK Parti'nin il başkanından daha militan bir partilidir. Günü geldiğinde böyle partililerin, böyle aldığı kararların kanun önünde nasıl sorgulanacağını hep birlikte göreceğiz. CHP'nin iktidarında Millet İttifakı'nın iktidarında, Türkiye İttifakı'nın iktidarında çifte standart olmayacak. Bütün meydanlar her türlü eleştiriye, her türlü gösteriye, bütün yollar her türlü yürüyüşe açık olacak. Meydanlardan diktatörler korkar. Sokaklarda insanların hakkını aramasından diktatörler korkar. Demokrasi içinde yaşayanlar korkmaz. Bir tane buyurun. Cemil Yaman'ın oğlunun düğünüyle ilgili bir idari para cezası kesildi. 6200 lira. Bu ceza karayollarına da kesildi. Tesis karayollarına ait olduğu için. Cezayı karayolları da kesildiğini varsayarsak kim ödeyecek ve bu miktarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Döneceğiz dolaşacağız yine biz ödeyeceğiz. Tabi kamuoyuna yansımasaydı kamuoyuna yansıyıp kamuoyunda infial oluşturana kadar o tören töreni yapanlar katılanlar ortada. Tabii düğün sahiplerine kesilen idari para cezası bugünkü mevzuat dahilinde kesilmiş. Ona bir şey diyemem ama karayollarına kesilen para cezası hakikaten akıllara zarar bir para cezası. Karayolları bu parayı nereden alıyor? Hiç suçsuz vatandaşın vergilerinden alıyor. Veya ile ilgili gelir kaydedecek bir takım kamu alacakları var. Yapılan denetimlerde, pullarda oradan aktarılan paralar var. Yani Birilerinin yaptığı siyasetçinin yaptığı hatayı vatandaşa ödetmek kabul edilebilir değil. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.